Selam arkadaşlar. Bir arkadaşın yorumu üzerine abi oradaki kolaların tadı Türkiye'deki kolalardan farklı mı diye bir arkadaşımızın yorumu üzerine 12. vlogda market alışverişine giderken kola almıştım. Coca-Cola aldım bir tane, bir tane Pepsi aldım. Bir de bonus olarak Sprite almıştım. Sprite'ı biraz içtim ama gene ben burada ilk defa tadıyormuş gibi şey yapacağım, yorumlayacağım. Şimdi hangisinden başlayayım? Pepsi'den başlayacağım. Coca-Cola'yı merak edin. Telefonu şeyi, ne telefonu ya, kamerayı şöyle koyayım. Evet. Açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Ondan geriye sayın. Dolmadı, dolmadı. Ekran dolmadı. Tamam, açtım. Kızmayın. Evet. Pepsi'yi açtım arkadaşlar. Bakalım Pepsi'nin tadı nasıl? Böyle biraz daha bunun bir farkı yok ya. Pepsi aynı arkadaşlar. Şimdi kusura bakmayın. Kolayı deneyeceğim. Hem tadına hem kokusuna bakıyorum. Tadı ve kokusu farklı mı diye. Bakıyorum hemen. Kısa bir video oldu ama en azından merak ettiğiniz soruya cevap bulmuş oldunuz. Tamam, daha fazla heyecanlanmayın. Bekletmiyorum sizi. Dur bakayım ya. Arkadaşlar cidden bence bunun tadı farklı. Bilmiyorum kim ne düşünüyor. Daha önce tadan oldu mu bu şekilde, video çeken oldu mu? Ama bence tadı gerçekten farklı. Vallahi o kadar içtim. Emin olmak için kullanan geriğini. Hani şey yeriz ya, kolanın jelibonlarını yeriz ya, orada böyle yoğun bir kola tadı gelir. Cidden buradaki Coca-Cola'da o yoğun Coca-Cola tadını, iyice Coca-Cola'nın reklamını yapıyormuş gibi oldu. O kolanın tadını alıyormuş gibi oldum. Yani neyse, daha fazla saçmalamayın, bu kadar yeter. Tadı bana göre farklı, daha yoğun bir kola tadı aldım ve kola esansının tadını aldım. Şimdi Sprite'a geçelim. Evet arkadaşlar, Sprite'ı şimdi ilk defa açacağım ve bakıyorum kapağını biraz sıkı şey yapmışlar. Heh. Kilit sesini de duymuşsunuzdur. Tamam, şimdi Sprite'ımızı deniyoruz. Biraz asidi Türkiye'dekilerine göre az herhalde ama onu galiba o ben içtiğimden kaynaklanıyor. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Ben size ilk içtiğim anda ki şeyi, hissimi söyleyeyim. İlk içtiğimde Sprite'ı gerçekten Türkiye'ye göre ya bilmiyorum, bu kişisel olarak yorumlanacak şeylerdir belki de. Belki tatları aynıdır. Kişiden kişiye farklı geliyor da olabilir. Aynı şu elbise muhabbeti gibi. Bence Sprite'ın tadı da farklı. Ben pek kola içen bir insan değilim ama Türkiye'de Coca-Cola'yı ister istemez arkadaşlarımın yanında içiyordum. Daha önce Pepsi'yi de ister istemez arkadaşlarımın yanında toplu bir içecek alındığı zaman falan içiyordum. Gerçekten Sprite ve Cola'nın tadının burada daha farklı olduğunu düşünüyorum şu anda.
Çünkü Sprite'da çok daha yoğun bir limon aroması hissettim. O limonun şekerimsi tadını daha çok hissettim ve hatta baktım üzerine acaba limonlu Sprite mi aldım, ekstra limonlu falan diye. Hayır, bildiğiniz normal Sprite bu. Bu arada videoyu kapatmayın. Sprite'in yasaklanan reklamını görmek istiyorsanız arkadaşlar, İlerleyen kısımlarda video bittikten sonra Sprite'ın yasaklanan reklamını görebilirsiniz. Ve video şimdi bitiyor. Kola tatma deneyinin de burada sonuna geldik arkadaşlar. Eğer vloglarımı takip etmiyorsanız şurada bir yerde önereceğim. Oradan vloglarıma bakabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız abone olun. Yavaş yavaş büyüyelim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ha, bir de eğer bu şekilde Amerika'da Türkiye ile nasıl şey yapsam, açıklığa kavuştursam. Yani böyle değişik şeyler aklınıza geliyorsa, mesela abi ne bileyim, abi oradaki işte şu şeyle buradaki şu şeyle oradaki şu şey aynı mı falan filan gibi, onları da yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşuma gidenleri aradan seçip böyle arada videolar çekmeyi isterim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, Sprite'ın çok gizli yasaklanan reklamına hoş geldiniz. Ne? Sprite mı? Ne? Yasaklanan reklam mı? Ben 4 defa Sprite'in fabrikasına gittim. Aha, dayıya sor. Görüşürüz.